düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin üzerinden 6 ay geçti. Devlet tüm birimleriyle ilk andan itibaren sahadaydı. Bu dönemde süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu il ve ilçelere 21 ziyaret gerçekleştirdi. Önce afetin merkez üssü Kahramanmaraş, ardından Hatay ve Adana'da incelemelerde bulundu. Bölgedeki ilk mesajında kalıcı konutlar için tarih ve söz verdi. Bir yıl içerisinde de aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen toplu konut idaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek, aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin henüz birinci haftasında ağır yara alan tüm illere ziyaretlerini tamamladı. 3 gün içinde Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da çalışmaları yerinde inceledi. Cumhurbaşkanı ziyaretlerinde afetzedelerle yakından ilgilendi. Onlarla kucaklaştı, acılarını paylaştı. 20 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha bölgedeydi. Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ziyarete eşlik etti. İki lider afetzedelerin konteynerlarına misafir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli felaketin vurduğu ilçelere de ziyaret gerçekleştirdi. Mart ayına gelindiğinde ise bölgenin ayağa kaldırılma çalışmaları sürerken Türkiye seçim atmosferine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dönemde de depremzedeleri yalnız bırakmadı. İnşa edilecek konutların ilk temeli Kahramanmaraş'ta 23 Mart'ta atıldı. Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te de kazma vuruldu. Nisan'da Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da inşaatlar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük afetten sadece 2,5 ay sonra köy evlerinin teslim törenine katıldı. Tarih 14 Mayıs'ı gösterdiğinde Türkiye sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde birinci çıktı. Bu defa teşekkür için 5 şehirde afetzedelerle buluştu. Seçimden sonra da deprem bölgesinin yaralarını sarmaya çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi çalışmalara devam ediyor. Hiç ümitsiz olmayın. Bu 10 ilimizde de süratle bunu yapacak ve konutları sahiplerine inşallah teslim edeceğiz. Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti. Devlet depremin yaralarını sarmak için tüm kurumlarıyla seferber oldu. 11 ilde yeni binaların yapımına başlandı. Yapımı tamamlanan kalıcı konutlar peyderpey sahiplerine teslim ediliyor. Altı ay önce yaşanan sarsıntı sadece 13,5 milyonu uykusundan uyandırmadı. 85 milyon asrın felaketinin acısını yüreğinde hissetti. O sabah Türkiye'nin uyandığı en acı günlerden biri oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Felaketin boyutu da ilerleyen saatlerde daha da netleşti. 6 Şubat depremleri 11 ili enkaza çevirmişti. Depremin hemen ardından yaraların sarılması için milyonlarca kişi seferber oldu. Önce canlar kurtarıldı, ardından güvenli yerler oluşturuldu. Depremzedelerin bir kısmı çadır kentleri, bir kısmı konteyner kentlere alındı. Vatandaşlar da depremzedeleri yalnız bırakmadı. Tırlar dolusu yardım malzemesi ulaştırıldı. O karanlık günün üzerinden 6 ay geçti. Devlet çalışmalarına bir gün bile ara vermedi. 11 ilde 180 bin konutun inşası devam ediyor. Bir yandan ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor, diğer yandan zemin etüdü yapılan yerlerde temeller atılıyor. Öte yandan 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinin son durumu havadan görüntülendi. Deprem felaketinin boyutu 6 ay sonra yeniden gözler önüne serildi.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu depremin ilk gününden itibaren bölgeye yoğun desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan ihbar sayısı 586 bine ulaştı. Tazminat ödeme tutarı ise 31 milyar liranın üzerine çıktı. Asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti. Bu süreçte kurum, kuruluş ve Türk halkı depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Bölgeye destekler sürüyor. Doğal Afet Sigortalar Kurumu da bu sürecin en önemli bileşenlerinden biri konumunda. DASK hasar ihbar sayısının 586 bine ulaştığını açıkladı. 530 bin dosyanın işlemi tamamlandı. İşlemi devam eden 23 bin dosya ve 33 binde eksik evraklı dosya bulunuyor. Tazminat ödeme tutarı ise 31 milyar liranın üzerine çıktı. Asrın felaketi sonrası DASK'ın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Zorunlu deprem sigortası yaptırırken doğru beyanda bulunmak oldukça önemli. Eksik beyanda bulunanlarsa yaşanacak afetler sonrasında eksik tazminat alma riskiyle karşı karşıya. DASK'ın kapsamının genişletilmesi çalışmaları da tamamlandı. Artık zorunlu deprem sigortası kavramı yerini afet sigortasına bırakacak. Sel, orman yangını, heyelan gibi tüm doğal afetler teminat kapsamında yer alacak. Düzenlemelerin kısa sürede yapılması ve zorunlu afet sigortası poliçelerinin 1 Ocak 2024'ten itibaren hayata geçmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabinenin gündeminde iki kritik konu var. Toplantıda tahıl koridorunun geleceği ve dış yatırım odaklı ekonomi planı ele alınacak. Yeni haftada kabine dış politika gündemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını kabineyle paylaşacak. Sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği masaya yatırılacak. Ekonomi de kabinenin önemli başlıklarından biri olacak. Dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği nokta görüşülecek. Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bu kapsamda ele alınacak. Hafta ortasında başlayan ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur cephesinin beklentilerini başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere kabineye iletecek. İkinci toplantı öncesi ilk değerlendirme yapılacak. Temmuz'da yasama çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Ağustos Salı günü ikinci kez olağanüstü toplanacak. Red 1. CHP, DEVA, Saadet, Demokrat Parti milletvekilleri meclisin olağanüstü toplanması için meclis başkanlığına başvuruda bulunmuştu. Toplantı çağrısının nedeni Muğla Akbelen'deki maden gerginliği. Meclisin olağanüstü toplanabilmesi için 5'te 1 çoğunluğa denk gelen 120 milletvekilinin imzası ve meclis başkanının olağanüstü toplantı çağrısına olumlu cevap vermesi gerekiyordu. 120 milletvekili imza attı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş da bu çağrıya olumlu cevap verdi. Olağanüstü toplantının yapılabilmesi için gerekli toplantı yeter sayısına yani 200 milletvekiline de ulaşmak gerekiyor. 200 milletvekili eğer Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda olursa toplantı açılabilecek. Buna göre Meclis Genel Kurulu 8 Ağustos Salı günü toplanacak. Red 1. CHP, son zamları görüşmek için de meclisi olağanüstü toplantıya çağırmış, Genel Kurul 25 Temmuz Salı günü o çağrı üzerine toplanmıştı. Red 1. Altı Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla etkilediği illerin başında Hatay geliyor. Kentin büyük bir kısmı depremlerde moloz yığınına döndü. Depremin ilk gününden itibaren Erzurumlular depremzedeler için seferber oldu. Tırlar dolusu yardımlar gönderildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler kentin yemek ve temel ihtiyaç malzemelerini karşıladı. Al. Geliyorum. Erzurum Dernekler Konfederasyonu ve Kocaeli Dernekler Federasyonu da ilk günden itibaren yardım kampanyası başlattı. İki dernek depremin 6. ayında Hatay'da bir konteyner kent kurarak depremzedelere yardım elini bir kez daha uzattı. Erzurum Mahallesi olarak adlandırılan konteyner kentin açılışını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptı.
Programa Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erkon Başkanı Ali Murat Alatepe ve Kocaeli Dernekler Federasyon Başkanı Tekin Dursun katıldı. Erkon Başkanı Ali Murat Alatepe ve Kocaeli Dernekler Federasyon Başkanı Tekin Dursun depremzedeler için yardımlarına devam edeceklerini ifade etti. Ve katkımız devam edecek. Erzurum'da bir iş yerindeki yük asansörü düştü. Asansörde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı. Olay Vani Efendi Mahallesi Haşil Efendi Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Malzeme taşımak için kullanılan yük asansörü içinde iki kişinin olduğu sırada 5 metre yükseklikten depoya düştü. Asansördeki iki kişi yaralanarak kabinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince mahsur kaldığı yerden çıkartıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen yaralılar Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Meyvelerini korumak için şemsiyeyi düzeltmeye çalışıyordu. Çıkan şiddetli rüzgarla birlikte kendini bir anda havada buldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki bir manavda karpuzları güneşten korumak için konulan şemsiye şiddetli rüzgar nedeniyle havalandı. Şemsiyeyi bırakmak istemeyen Burak Abuç şemsiyeyle birlikte adeta havaya uçtu. 5-6 metre havalanan Abuç yol kenarına savrularak yaralandı. Abi şemsiye rüzgar var. Biz de şemsiyeyi kapadık abi. Şemsiyeyi kapadım dedim. İpleri sarmıştı şemsiye. Kafayı vurmuşum, bayılmışım zaten. Gözümü açtım, yerdeyim zaten. Bir de gözümü açtım, aslana değil, kafa var. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamı hastaneye kaldırdı. 2 günlük tedavisi sonrası taburcu edilen Burak Abuç'un durumunun iyi olduğu ifade edildi. Burak Abuç'un şemsiyeyle birlikte havalandığı o korku dolu anlar kameralara da saniye saniye yansıdı. Erzurum'un Uzundere ilçesi Sapaca köyünde yer alan Sapa Kalesi restore edilip turizme kazandırılmayı bekliyor. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan kale farklı dönemlerde birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Sapa Kalesi tarihte bölgenin güvenlik ve ticaret yolları noktasında da oldukça önemliydi. Orta Çağ veya Yakın Çağ döneminde inşa edildiği düşünülen kalenin bir diğer isminin ise Eşkisor olduğu biliniyor. Sapaca köyü sakinleri ve vatandaşlar kalenin bir an önce kurtarılması ve turizme kazandırılmasını talep ediyor. Erzincan'da tırın dorsesine saklanmış 64 düzensiz göçmen yakalandı. Türkiye'de düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor. Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler Iğdır'dan İstanbul'a giden İran uyruklu tırda göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Ekipler alınan istihbarat doğrultusunda operasyon düğmesine bastı. İran uyruklu tır Erzincan-Erzurum karayolunda durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramada eşyaların arkasına gizlenmiş ve yurda yasa dışı yollarla girmiş 64 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü Ahmet Hey'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.
Artvin'de elektrik üretimine hazırlanan Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı ve metrelerce yükseklikten su bırakıldı. Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı elektrik üretimine hazırlanıyor. Barajda kontrollü olarak su tutma işlemi devam ederken test için açılan baraj kapakları ilginç görüntülere sahne oldu. Havaların sıcak olmasıyla basınçlı bir şekilde baraj gövdesinden çıkan sular gökkuşağı oluşturdu. Baraj gövdesinde oluşan gökkuşağının farklı tonları suyun akıntısına eşlik etti. Ayrıca baraj Ağustos ayı içerisinde elektrik üretim testlerine başlayacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor. Enkazlarsa kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor. Depremden dolayı ilçemizin nüfusu 10 kat artmıştır. Gerek yerleşim olarak, oturma olarak, özellikle de çarşı trafiği olarak bu durumu kaldıramamaktadır. Yapılacak olan çarşımızın ve özellikle de belirteyim ki yollarımızın 50-100 yıla dayalı bir sistemle yapılmasını istiyoruz ki devletimiz bu konuda güçlüdür ve milletimiz de el ele bunun altında kalkılacaktır. Gerek köylerimizin gerek ilçelerimizin deprem konutları büyük bir süratle devam ediyor ki bazı köylerimizde de evlerinin yapılıp da teslim olduğu durumlar vardır. Bunun için Çevre Şehircilik Bakanlığımız olsun, kaymakamlığımız ve belediyemize burada sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden Malatya'da ağır hasar aldı. Depreme Akçadağ ilçesinde yakalanan 29 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda bina yıkılırken çok sayıda binada kullanılamaz hale geldi. İlçede ağır hasar alan o binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Bir an önce iş yerlerinin tekrar yapılıp, evlerinin tekrar yapılıp vatandaşa teslim edilmesini talep ediyoruz. Devlet, vatandaş el birliğiyle inşallah hep birlikte bir dayanışma örneği göstererek bu yükün altında kalkacağımıza inanıyorum. Yıkımlar sonrası ortaya çıkan enkazlarsa kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor. Bu gezegendeki en iyi okçu bendim. Bundan sonra da ben olacağım. Dünya şampiyonluğunun ardından ilk sözleri oldu. Milli okçu Mete Gazoz Berlin'de şampiyonluğa uzandı. Dünya Okçuluk Şampiyonası Erkekler Klasik Yay kategorisinde dünya 12 numarası Mete Gazoz ve dünya 1 numarası Brezilyalı Marcos de Almeida ile karşılaştı. Milli okçu Mete Gazoz Brezilyalı rakibini 6-3 yenerek finale yükseldi. Finalde Eric Peters'ı 6-4 yenen Mete Gazoz altın madalyaya uzandı. Milli okçu Mete Gazoz ayrıca dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk okçu olarak tarihe geçti. Çok da iyi oldu, çok da güzel oldu. Berlin'i çok seviyorum. Şu an daha da çok seviyorum. Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim. Bundan sonra da ben olacağım. Türkiye'ye şampiyonluk getiren milli sporcunun heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okundu. Milli sporcu bu galibiyetinin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kota kazandı. Mete Gazoz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bakanlık, orman yangınlarıyla mücadelede üst düzey teknolojik imkanlardan faydalanmaya çalışıyor. Bu kapsamda yerli ve milli olarak üretilen üstün teknolojiye sahip insansız hava araçları orman yangınlarında etkin rol alıyor. Öyle ki İHA'lar 2020'den bu yana 3055 orman yangınını tespit etti. Müzik
Türkiye 2020'de Avrupa'da İHA'ları orman yangınıyla mücadelede kullanan ilk, dünyada ise ikinci ülke oldu. İHA'ların kullanılmaya başlamasından bu yana 3055 yangın İHA'lar tarafından tespit edildi. İnsansız hava araçlarının da içinde bulunduğu yüksek teknolojinin kullanımıyla orman yangınlarına ilk müdahale süresi 40-45 dakikadan 10 dakikaya düşürüldü. Orman yangınlarının tespiti için 6 adet insansız hava aracıyla yangına hassas tüm orman bölge müdürlüklerinin alanlarının kapsanabileceği belirlendi. Bu durumda her bölgedeki her bir İHA anlık olarak 600-800 bin hektarlık alanı, 1 dakika içinde de 3,5 milyon hektarlık alanı tarayabiliyor. Öte yandan yüksek teknolojiye sahip olan yatay ve dikey iniş kalkış yapabilen İHA'lar dar veya zorlu arazi koşullarında bile kolaylıkla kullanılabiliyor. Söz konusu insansız hava araçları, yangın gözetleme ve tespit çalışmalarında önemli bir araç olarak kullanılıyor. Bazen dikkatsizlik, bazen de aşırı hız felaketi beraberinde getiriyor. Kazalar can almaya devam ediyor. Burdur'da meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza Tefenli ilçesinde meydana geldi. Galip Doğa İdaresi'ndeki hafif ticari araç, Tefenli Korkuteli Karayolu Işıklar Mahallesi kavşağında Yunus Kılınç'ın kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 6 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Önden çekilelim. Ne olur ne olmaz. Traktör bu. Bir başka kazada Van Erciş Karayolu üzerinde meydana geldi. Otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazadaysa biri polis, 2 kişi yaralandı. Kaza Ömer Ağa Mahallesi İstanbul-İzmit yan yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Polis aracıyla otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan biri polis, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kıskançlık tartışması cinayetle sonuçlandı. Emrah Aka eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Emine Aka ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay Uşak'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 7 ay önce evlenen Emrah ve Emine Aka çifti arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Emine Aka tartışmanın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla eşi Emrah Aka'yı yaraladı. Bağırışmaları duyan bina sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aka yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Emine Aka ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşamını hayvancılıkla sürdüren besicilerin yayladaki zorlu mesaisi sürüyor. Besiciler hem hayvanlarının verimli beslenmesini sağlıyor hem de geçim kaynaklarını üretiyor. Burası 2500 rakımda bulunan Kepir Yaylası. Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yaşayan besiciler havaların ısınmasıyla birlikte sürülerini alıp yaylaya yerleşiyor. Besiciler burada çadır kuruyor. Biz ilkbaharda Haziran ayının birinde yaylaya geliyoruz. Davarlarımızı alıp yaylaya geliyoruz. Burada eşimize, çocuklarımıza katkıda bulunuyoruz. Besiciler ayrıca küçükbaş hayvanlarının verimli beslenmesini sağlıyor. Besiciler 6 aylık bu zorlu süreçte boş durmuyor. Hayvanların sütünden elde ettikleri peynir, yağ, yoğurt ve çökelekleri satarak da geçimlerini sağlıyorlar. Evet.
Şırnak Faraşin Yaylası'nda huzur ve güvenin sağlanmasının ardından besiciler yaylaya çıkmaya başladı. Besiciler burada kışa hazırlık yapıyor. Yayladaki ot ve samanlar balyalar halinde hazırlanırken zorlu mesaisi aylardır devam ediyor. Mehmetçiğin yaptığı başarılı operasyonlar sayesinde Şırnak, huzur ve güvenin yeni adresi oldu. Şırnak'ın terörden arındırılmasının ardından Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası, besicilerin yeniden uğrak noktası haline geldi. İlkbahar ve yaz aylarında Faraşin Yaylası'na çıkan besiciler ot ve saman topluyor. Toplanan ot ve samanları torbalara dolduran besiciler daha sonra onları köylere indiriyor. Besicilerin bu zorlu mesaisi aylardır sürüyor. Onlar kavurucu sıcaklara bile aldırış etmiyor. Yazın başlarında buraya geliriz. 3 ay kalıyoruz burada. Ot biçiyoruz, torbalara koyuyoruz, eve götürüyoruz. Kış için hayvanlara yem olarak veriyoruz. Pakistan'da Karaçi şehrinden Rawalpindi şehrine giden yolcu treni raydan çıktı. Yaşanan feci kazada adeta can pazarı yaşandı. 22 kişi hayatını kaybetti. 100 kişi ise yaralandı. Pakistan'da Karaçi-Rawalpindi seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. Yaşanan kazada 22 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 100 kişi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazanın ardından çevre hastanelerde acil durum ilan edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı. Gürcistan'ın Şovi kasabasındaysa etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Yaşanan afet nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti. 18 kişidense hala haber alınamıyor. Yetkililerse ölenlerden yalnızca 7 kişinin kimliğini tespit edebildiklerini ve hayatını kaybeden diğer kişilerin kimliğinin tespit edilmesi için DNA testi yapılacağını açıkladı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çin'in doğusu 5,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem sonucunda 126 ev yıkıldı. 21 kişi ise yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Depremin merkez üssüne 300 kilometre uzaklıkta bulunan başkent Pekin'de de sarsıntıların hissedildiği ifade edildi. Pekin'de 60'dan fazla tren seferi iptal edildi. Öte yandan Almanya'nın güneybatısında yer alan Reutlingen şehrinde şiddetli dolu etkili oldu. Belediye yetkilileri dolunun yaklaşık yerde 30 santimetre kalınlığına ulaştığını açıkladı. Doluları temizlemek için kar küreme araçları kullanıldı. Yaklaşık 250 itfaiye eri bölgede temizlik çalışmalarına başladı. Aşamayacak.